Sevgili öğrenciler, okullarımızı uzunca bir süre ara verdik. Hadi itiraf edin, başta bu hepinize pek hoş geldi, değil mi? Ama zaman geçtikçe ve bu yeni düzenden alıştığımız sürece geri dönmek için özle işler başladıkça birazcık sıkılanlar olmaya başlamıştır doğal olarak. Elbette sizler eba'dan derslerinizi takip ediyor, online atmosferi kullanarak sosyal anlamda arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle sohbet ediyor, spor yapıyor. Aynı zamanda yeni yeni alanlar keşfedip bilgi ve becerilerinizi arttırmaya çalışıyorsunuz. Yine de içinizde sıkıntılar, soru işaretleri olması çok doğal. Hele bir de sınav stresini yaşamaya yönelenler de var içinizde. Bu süreçle ilgili söylenecek her faydalı sözün, her değerli fikrin size iyi geleceğinden hiç şüphem yok. Bugün yanımda bulunan değerli konuğum Profesör Doktor Mehmet Engin Deniz hocamız da sizi anlatacaklarıyla biraz daha rahatlatacak bence. Hadi bize biraz kulak verin. Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Evet ortaokul öğrencilerimiz o mini mini ama aslında zehir gibi yavrular şu anda gerçekten sıkıntı içinde. Herkes yoruldu, herkes sıkıldı ama onların da e, sizin tavsiyelerinizle bu sürece biraz daha güçle devam edeceklerini biliyorum. Ne dersiniz? Evet e, bu yaşanan süreçte tabii ki birdenbire böyle ee, okula giderken işte heyecanlı heyecanlı arkadaşlarımızla çocuklar arkadaşlarla birlikte olurken derslerim ne olacak ne yapacağım şu ödevim nasıl olacak yazılılar nasıl geçecek gibi evet. derken birdenbire eve tatil yani ara verilmesi tatil demeyelim. Ee, tabii ki buna uyum sağlamakta çocuklarımız zorlanabiliyorlar. Bu eee Başlangıçta tatil gibi algılandı gibi sanki. Evet hocam çok sevilenler, ee, için sevinenler oldu. Evet tatil gibi algılandı ama bunun tatil olmadığını, e, bunun bir zorunlu olarak bir ara verildiğini e, öncelikli olarak tabii ki çocuklarımıza hepimizi e, anlatmamız gerekiyordu. E, velilerimiz de o evde ebeveynler de bu konuda e, tabii ki ciddi çaba harcadıklarına e, düşünüyorum, e, gözlemliyoruz. E, tabii ki burada e, özellikle e, ortaokullarda çocuklarımız e, tabii ki bir e, üst liselere geçiş sınavıyla da efendim e, bu konuda sınava hazırlanan çocuklarımız da vardı. E, bu konuda çaba harcayan. Şu anda çok e, büyük bir heyecan var. Tabii evet ki hazırlanıyorlar. Çünkü hazırlanıyorlar. Yani. Bu sınavlara girecekler. E, bu, bu durumu e, olumluya dönüştürmek tabii ki onların da elinde. Şu anda kabul etmemiz gerekiyor, işte bir müddet evde kalmamız gerekiyor. Kendi sağlığımız için, sevdiklerimizin sağlığı için, ailemizin sağlığı için. Öncelik olarak bunu böyle düşünmeleri lazım. Ve tabii ki kaygılanmaları da doğaldır. Kaygı, özellikle bilinmeyenler kaygı yaratır insanlarda. çocuklarımızda acaba ne olacak, bir zarar verecek mi ya da işte mesela annesine babasına yakınlarına büyük babama işte büyük e, anneanneme babaanneme neyse yani böyle kaygılar yaşayabiliyorlar acaba hani aileden biri zarar görebilir mi falan diye e, işte bu kaygılarını aza indirmek için e, velilere anne babalara da çok büyük görevler düşüyor hı hı. E, bilinmezler elbette kaygı yaratıyor bu e, kaygıyı azaltmak için ee, çocuklarımızla oturup e, sakin bir şekilde e, uygun bir ortamda Efendim e, göz göze böyle e, benzer seviyede gelerek ortamı sakin bir ses tonuyla anlatmak gerekir. Bu sürecin geçici olduğunu. Efendim e, yine e, bu süreç geçtikten sonra e, birlikte etkinlikler yapacaklarını arkadaşlarıyla buluşacaklarını çocuklarımıza anlatmak gerekiyor. Ee, ki onların da kaygıları e, aza inebilsin. İne ee, yoksa e, hani bu kaygılar e, tabii ki sınavların da olumsuz yönde ne yapabilir? Çocuklarımızın etkileyebilir. Hı hı. Özellikle sınava hazırlanan e, çocuklarımız için e, bunu bir fırsat olarak e, düşünmelerini e, öneriyorum. E, çünkü onlar e, genelde şikayet ediyorlardan derslerimiz çok yoğun. İşte dersler yoğun olduğu için sınava zaman ayıramıyorum gibi. Dolayısıyla sınavları için de zaman ayırabilecekleri ciddi bir Süre var. süreç var. Burada tabii ki zamanı iyi planlamaları gerekiyor. Hı hı. Bunu önerebilirim kendilerine ve velilerimize de bunu önerebiliriz. Zamanı iyi planlamaları bir gerekir. ortaokul öğrencisi <laughs> tek başına bu zamanı planlayabilir mi hocam? Elbette planlayabilir ama planlayabilir. E, <laughs> tabii ki e, ama planlarken tabii ki e, ailedeki bütün üyeler zaman planlaması gerekiyor e, çünkü alışkın olmadığımız bir e, yaşam tarzıyla karşı karşıyayız yani böyle bir örnek örneğimiz yok böyle bir e, yaşantı zenginliğimiz de yok hı hı. yani günlerce herkes e, bir arada ve birlikte evet. e, dolayısıyla. Bizim zamanımızı tek başımıza planlamamızın da e, çok bir anlamı olmuyor. Ama Biz, aynısından erken evet, yatabilirler tabi, öyle tabi. değil mi hocam? He, hep beraber planlayacak. Yani Hı -hı. şöyle diyemez mesela aileden birisi. Ya ben gece işte 12 ile işte 2 arası müzik dinlerim. Benim <laughs> yani sekron olmak lazım e, birbirleriyle. E, bu zamanı planlarken e, yani ailelerinin de e, zamanlarını planlarken çocukları adına kendileri adına çocuklarımızın ee, onları yadırgamamaları ve e, yardımcı olmaları gerekiyor. Bu onların çünkü daha bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için. Hı hı. E, e, psikolojilerinin daha e, işte e, bozulmadan uyum süreçlerine katkı yapmak için aileleri bu zamanı planlıyorlar. Hı hı. E, düzenli olarak sabah okula gidiyormuş gibi kalksınlar. Kahvaltılarını yapsınlar. Derslerini dinlesinler. Hatta üstlerini başlarını bile değiştirsinler tabii, tabii. değil mi hocam? Tabii o, o da çok önemli. Yani o herkes için aslında çok önemli. Hani ben geçen bir programda da söyledim. <laughs> Dedim işte hani eşofmanlarla dolaşmayalım işte uykudan uyandığımız kıyafetlerle. Hocam ne yapacağız takım elbiseyle mi gezelim <laughs> evde falan gibi espriler yapıldı. Elbette takım elbiseyle gezmeyeceğiz ama. Yani e, okula gidiyormuş gibi böyle hazırlanmak Daha iyi bir e, tabii e, yani en azından uyuduğumuz kıyafette dolaşmayalım. Hı hı. Gerçekten yani bu e, çok basit şeyler ama psikolojimize çok ciddi katkıları var. Saçımızı tarayalım. Tabii tarayalım, değil öz mi? bakımımızı yapalım. E, efendim e, kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra bakın bir sürü servis telaşı oluyordu okula yetişme, trafik özellikle büyük hı hı. şehirlerde. Ne güzel onlardan kurtulduk. Onlardan aslında. da kurtulduk. Ne kadar onlardan güzel. Onlardan da kurtulduk. Evet oturacağız televizyonun başına efendim dersimizi dinleyeceğiz ee, burada tabii ki e, bu süreçte ailelerin de çocuklarına yardımcı olması evet. e, ortaokuldaki öğrencilerimiz bunu kendi başlarına öz e, denetimleri e, daha çok geliştiği için e, öz kontrolleri var yapabilirler ama Hı -hı. daha küçük çocuklarda Aynen. biraz daha e, anne babaların destek olması gerekiyor birlikte belki bir müddet e, bu süreci yönetmesi gerekiyor hı hı. ders dinleme sürecini. E, tabii ki e, dersini dinleyecek, ondan sonra ödevlerini yapacak. E, i̇şte müzik dinliyorsa müzik e, müziğini dinleyecek hobiler ilgilerine göre evet. resim yapıyorsa resim yapacak. Bu arada e, önerim e, çocuklarımıza ...arkadaşlarıyla da iletişimlerini koparmasınlar. Zaten ellerindeki telefonla sürekli mesajlaşıyorlar hocam. Ben görüyorum evde <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çocuklarımda o, o, te da. <laughs> te telefon daha sürekli mesajlaşmaları da... E e ...telefon teknoloji bağımlılığını getirebilir. Orası önemli. Evet bunu, buna da dikkat etmek gerekiyor. Ee, arkadaşlarıyla konuşsunlar, irtibatlarını sürdürsünler. Kendilerine iyi gelen şeyler neyse onu yapsınlar. Çünkü sonuçta bu süreç bittikten sonra sosyal hayata tekrar döneceğiz. E, sosyal hayata tekrar e, uyum sağlama sürecini kolaylaştırmak için. Çünkü bu süreçte çocuklar içe kapanma, e, yalnız kalma isteği, e, bu kaygıdan dolayı biraz daha gözlemlenebilir. Hep hatta odalarına çekilmek gibi bir eğilimler evet. var ortaokulu lise öğrencilerinin. Evet. Normal, normal midir bu? Normal. hocam? Normal, normal. Yani ergenliğe girme ile bir hmm. ergenlik dönemiyle de biraz e, ilişkili olduğu için bunlar e, doğaldır ama bu sürekli hale gel, geliyorsa ve yalnızlaşıyorsa, ailenin birlikte yaptığı etkinliklerden kendisini izole ediyorsa çocuk o zaman e, ailenin e, tabii ki müdahale etmesi ve çocuğun yanında olduğunu göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla e, çocuklarımız e, yakınlarıyla e, işte arkadaşlarıyla iletişimini devam ettirsin. Sosyal medyadan devam ettirsin. Ama bunu yaparken tabii ki e, teknoloji bağımlısı olmamasına dikkat etmesi gerekiyor. E, yani dengeli kullanıma dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada e, elbette anne babalarında. da çocuklarına model olması gerekiyor, rol modeli olması gerekiyor. E çünkü rol model olmadığında e yani kendisinin yapmadığı bir şeyi çocuktan o zaman istemek zorunda kalır. Bu da çok gerçekçi ve inandırıcı olmaz. Doğru. Bu süreç bittikten sonra çocukları başka bir sıkıntı ve stres bekleyebilir mi? Çünkü bir anda yeniden hayata adapte olunca e, internetle olan ilişkilerinin zayıflaması beklenecek onlardan. Bu konudaki süreçle ilgili tehlikeler var mı? Ne dersiniz? Şöyle e, yani kolay uyum sağlayabileceğini düşünüyorum ben. Yani çok o, o kadar da eğer iletişimini devam ettiriyorsa arkadaşlarıyla. Hı. Zaten ee, kalmayacak. Evet, e, ailesiyle de dengeli bir e, zamanı planlayarak evde dengeli bir yaşam e, sürüyorlarsa e, kolay uyum sağlayabilir. Ama bu süreci sağlıklı geçirmemişse, e, bu süreci uyum sağlayamamışsa, evde e, sağlıklı iletişim yoksa, çatışmalar varsa, bu sefer çocukların daha içe kapanması, yalnızlaşması kendisini izole etmesi ve bunu e, genelleme riski olabilir. Hı hı. E, bu bakımdan ailedeki o işte e, koordinasyonu sağlamak, dengeyi kurmak e, çok önemli. E, böylece çocuklar yani bu süreç geçtikten sonra da çok kolaylıkla. Daha önceki yaşamlara ne yapabilirler, dönebilirler. Hı hı. Ama burada işte bu özellikle ebeveynler çocuklarıyla pek çok etkinliği yapabilir evde. Hı hı. Bir arada bir yemek yapabilirler, birlikte temizlik yapabilirler. Çok şey Efendim, var. çok şey var. Mesela e, sınav hazırlanan öğrencilerimiz için özellikle ebeveynler. Çocuklarının ilgilerini, yeteneklerini daha yakından tanıma şansları da elde edecekler. Bilgi yarışması bile yapabilirler değil mi hocam? <laughs> Elbette. Bunlar da olası şeyler. Dolayısıyla ilgi yeteneklerine uygun da bir alana, bir liseye yönelmesi konusunda mesela. Bu da bir fırsattır aslında. Yani ebeveynler çocuklarını belki tanıdıklarını düşünüyorlar ama çok da tanımıyorlardı şu anda Belki daha iyi tanımaya evet, başladılar. bir fırsattır. Daha yakından tanıma şansları var. Böylece mesela hangi liseye gidecek? Hangi lise türünde okuyacak çocuk? Böylece çocuğun ilgisi, beklentisi, süreyen ilgileri bunları dikkate alarak da uygun bir seçim yapması için de bir fırsat olarak ...değerlendirilebilir bu dönem. Evet. Demek ki sevgili öğrenciler hayallerinizi ailenize anlatmanız için harika bir zaman dilimindesiniz. Evet. Onlar da sizi anlayacaktır değil mi hocam? Evet kesinlikle ee, anlayacaktır ve e, burada tabii ki ebeveynler de kendi hayaller değil... ...çocukların hayallerini dikkate almaları Çok gerekir. Çok önemli. Bazen böyle bir risk de olabiliyor. Ee, elbette çocuktan beklentim ne diye çocuğumdan bir soracak önce anne baba... Bu beklentilerini e, çocuğun ilgi ve yeteneklerinden farklı olmaması gerekiyor. Yani ilgi ve yeteneklerine dikkat alacak ve o ilgi ve yeteneklerine uygun hangi alan varsa diyelim kilisede o alana yönelmesi için destek olacak çocuğa. Çünkü yani hayali anne baba kuruyor ama gerçekleştirecek olan çocuk sonuçta. Dolayısıyla çocuğa bu e, gerçekleştirebileceği. E, e, Fırsatları da sunmaları gerekiyor. Bu çok önemli bir noktaya parmak bastınız sevgili hocam. Çünkü e, Türkiye'deki ailelerin çok önemli bir bölümünde e, çocuklarını mesleğe veya da okuyacakları okula yönlendirme şeklinde bir eğilim var. Anladığım kadarıyla bunun e, sakıncalarından bahsediyorsunuz değil mi? Evet evet. Ee, elbette ebeveynler güzel şeyler düşünür çocukları için. Ee, ama Güzel nedir burada yani güzel şeyler derken yani meslek anlamında da bir defa iyi meslek kötü meslek diye bir şey yok yani meslek tanım içerisinde olan yani meslek basit anlamda hani insanların ihtiyaçlarının karşıladığı para kazandığı bir taraftan sosyal ilişkilerini yürüttüğü mesleğiyle toplumda kabul edilen sınırları olan bilgi ve becerilerdir meslek. İşte bu e, dolayısıyla bunun iyi ve kötüsü yoktur. Her meslek kıymetlidir, He, her meslek değerlidir. E, bizim zihnimizde kurguladığımız iyi meslek e, çocuğumuz için ilgi yeteneklerine, e, becerilerine uygun olmayabilir. Onun için ilgi yetene çok iyi gözlemlememiz gerekir. Yani anne babalar aslında çok iyi gözlemcide olması gerekir. Çok iyi gözlemledikten sonra. Ee, çocuğunun e, çocuğunun da hayallerini sorarak, onun da beklentilerini sorarak e, uygun bir e, alana geçişini, uygun bir lise türünün seçimine birlikte karar verilebilir. Mehmet Engin Deniz hocam, size çok teşekkür ediyorum bu güzel tavsiyeleri e, eminim hem anne babalar hem de öğrenciler dikkatle dinlediler. Evet, ben teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler, hayallerinizi gerçekleştirmek için çok güzel bir süreçtesiniz. Bence bunun için bir an önce başlayıp adım atmak lazım.